Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. 16'sı tutuklu 20 sanıklı iddianameyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladı. İddiaya göre sanıklar uluslararası casusluk faaliyeti yürütüp Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklular hakkındaki bilgileri İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a aktarıyordu. Mossad casuslarla iletişimi haberleşme uygulamaları ve sosyal medya hesapları üzerinden yapıyordu. Sanıklar, İsrail istihbaratının hedef aldığı Filistin yandaşlarıyla Hamas bağlantılı kişilerin gizli bilgi ve görüntülerini İsrail İstihbarat Servisi Çevrim İçi Operasyon Merkezi İÇOM'a gönderiyordu. İddianamede Mossad'ın sanıkları kaynak temininde, hedefe yönelik araştırmada, keşif, fotoğraf, video, doküman, takip, darp, yaralama, soygun, adam kaçırma gibi işlerde kullandığı belirtildi. Casuslara yapılan ödeme içinde terör örgütleri tarafından kullanılan havala, kripto para ve Western Union sistemleri tercih ediliyordu. MASAK raporlarında da sanıkların suç karşılığında haksız kazanç sağladıkları anlaşıldı. Haklarında iddianame düzenlenen sanıkların Süleymaniye Camisi ile Başakşehir'deki bir sitenin görüntülerini de Mossad'a ulaştırdığı ortaya çıktı. İddianame İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Haklarında 18 yıl 9'ar aydan 45'er yıla kadar hapis cezası istenen 20 sanık Kasım ayında hakim karşısına çıkacak.